Federasyonun verdiği karardan sonra Fenerbahçe'nin puan kaybetme ihtimali bence kalmamış gibi bir şeydi. Ama ben artık bek olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok değerli bir şey çünkü. Geri ne mı diyordu kimse bek olmak için başlamak? Geri ne diyordu. abi? Yani <laughs> hakikaten kimse ben sağ bek olacağım diye yola çıkıyor Aynen. futbola başlarken. Ne yaşadık biz dün öyle? 7 ee, tane attı Liverpool. Tam bir total bir dağılma, ha. total bir aklını kaybetme durumu. Gakpo abi Klopp için laboratuvarda özel olarak üretilmiş bir oyuncu gibi değil mi ya? Yani? Kazanırsa o maçı, kalan maçlara bakınca Arsenal'in pistür sıkıntılı abi. 35 tane bir vuruyor, o zaman o istatistikleri nereye sokacağını <gülüyor> bilemiyorsun. <gülüyor> Can hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yine bir ara sonrasında seninle beraberiz. Evet, sürekli değişiyor Bu arada çok güzel rotasına girdi program. Uğur Ozan'dan e, kurtulduk, safraya attık. Oh. Böyle keyifli insanlarla, futbol konuşabileceğimiz keyifli insanlarla e, birlikte oluyoruz Sardin Uyum sağlaman zor olmuyor mu her hafta? Gratifi yapıyorum ya bu arada. Yani ciddi alan insanlar olabilir efendim. Ben ciddiydim Uğur Ozan konusunda. <gülüyor> <gülüyor> zor olmuyor mu her hafta başkasıyla ya. uyum sağlaman? Ya. Güzel. Ben uyumlu bir insanım biliyorsunuz. Evet. Genel itibariyle yani. Çok uyumlusun. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Yoğun bir hafta sonu oldu. Bayağı evet. da unutulmaz maç oldu evet. Premier Lig'de özellikle ama istersen Türkiye ile girelim Kayseri Spor-Fenerbahçe maçıyla. Fenerbahçe 2-1 kazanmayı bildi. Son dakikada yediler golü aslında. Hani öyle çok daha sıkıntıya girmedi maç. Ne dikkatini çekti senin Fenerbahçe performansında bireysel olarak ya da takım olarak? Ya valla ben böyle şeyleri genellikle inanırım. O verilen karardan sonra, federasyonun verdiği karardan sonra Fenerbahçe'nin maçı ya da Fenerbahçe'nin puan kaybetme ihtimali bence kalmamış gibi bir şeydi. <laughs> e, ee, öyle de oldu. Yani hakikaten rahat kazandılar. 2-1 e, skor olarak öyle göstermiyor olabilir ama zaten işte 90 artı bilmem ne de geldi e, Kayseri'nin golü. E, aslında ilk yarı bence 1-0'a rağmen Fenerbahçe'nin üstünlüğüne rağmen daha çok Kayseri'nin istediği gibi gittik. Bunda erken golde biraz etken olmuştur büyük ihtimalle. E, fakat ikinci yarı itibariyle oyunu çok rahat kontrol eden bir Fenerbahçe vardı yani ikinci yarıda gole kadar hemen hemen hiçbir şey vermediler diyebiliriz Kayseri Spor'a. E, biraz da aslında şey bir maç oldu. Mesela ilk maçta da 2-0 kazanmıştı Fenerbahçe hatırlarsın o maçtan sonra Çağla hoca bir açıklama yapmıştı. Benim hatam işte Bana planı, planı yanlış kurdum. E, bazı şeyleri yanlış değerlendirdim tamamen sorumluluk bende demişti ki o maçta daha çok oyun kurmaya çalışan ve daha çok topa sahip olmaya çalışan bir Kayseri Spor vardı. Bu maçta hoca işte o maçtaki açıklamalarından sonra tam tersini yapmaya çalıştı. Fenerbahçe'nin son dönem performansıyla beraber. Yani maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar topu Fenerbahçe'ye bıraktı. Ve yani işte 6. 7. dakikada Fenerbahçe golü buluyor. 1-0'dan sonra da top Fenerbahçe'de kalmaya devam etti. Bu tamamen bilinçli bir çağda çalan tercihiydi. Ve aslında hakikaten ilk yarıda böyle gol atabilecek 2-3 e, pozisyon buldular. Yani 1-1 bir, bir bitebilirdi ilk yer. Hatta 2-1'i bulabilecek pozisyonlar e, ya da akımlar buldular. Değerlendiremediler onları ama ondan sonra Fenerbahçe'nin reaksiyonu çok iyiydi. İkinci yarıyı çok çok iyi kontrol ettiler dediğim gibi. Ve yani şu yönden Fenerbahçe için bir belki ufak bir gelişim olarak değerlendirilebilir. E, Fenerbahçe'nin topu çok domine ettiği maçlar onlar için genellikle sorun olan maçlardı. E, bir pres ve karşılama takımı olduğu için. E, net yani 90 dakika boyunca oyunu, topu kontrol ettikleri bir maçı bu kadar rahat kazanmaları, istim üzerinde iyi bir hocaya karşı, e, sezonun flash takımlarından birine karşı deplasmanda bu kadar rahat kazanmaları, her ne kadar Fenerbahçe'nin oyunu çok etkileyici olmasa da bence e, şampiyonluk yarışı için ve işte kısa, orta vade için değerli gibi geliyor bana. 2'de 2 ile de döndüler. Konya Spor ve Kayseri Spor galibiyetleriyle beraber. Ee, dikkat çeken bir isim var. İstersen önce Türk haftanın en hızlısına geçelim. Ee, sonrasında da onu konuşalım. TürkNet'li haftanın en hızlısını Ferdi Kadıoğlu seçtik. E, duyurumuzu yapalım. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından TürkNet'in öğrenci ve öğretmenlere sunduğu bir aylık ücretsiz internet kampanyası devam ediyor. Online eğitim için çok büyük bir önem arz eden internet hızını TürkNet standartlarında yaşayabilmek adına siz de aşağıdaki link üzerinden altyapınızı sorgulayabilirsiniz. Ferdi gerçekten yani golün yanı sırada böyle o dayanıklılığı benim çok dikkatimi çekiyor. Acayip Aynen. E, faktöre dönüştü, bekte. <laughs> yani ilk geldiğinde Türkiye'ye daha elegan bir oyuncuydu değil mi? Yani e, fizik direnci bu kadar yüksek değildi, atletizm tempo olarak bu kadar yüksek değildi. ya yani bu zaten çok anormal değil yani oynamaya başladıkça oyuncu. Çünkü düzenli oynuyor neredeyse son bir buçuk senedir belki 2 senedir. Düzenli oynamak zaten tempoyu, fizik kaliteyi, e, atletizmi yukarı çıkartan şeylerden biri ama ilk geldiğinde yani böyle bir e, fiziksel dirence dönüşeceğini çok fazla düşündürmüyordu herhalde oyuncu. Yani 5 yıl önce o Ali Koç'un ilk transferlerinden biriydi zaten. O, o ilk fiziği aklıma geliyor ve şu anki e, böyle bir fotoğrafları yan yana koyarsak e, acayip bir fark var. Aklıma Aynen. da e, şu geldi şimdi. E, Ferdi ile beraber hani performansı son yıllarda artan e, bir başka bek oyuncusu daha var. Daha doğrusu bu sezonla beraber başka bir seviyeye çıkan Saşa Boe. Saşa Boe, Ferdi Kadıoğlu'nu böyle bir yan yana koyarsan e, sence nasıl farklar görüyorsun? Herhalde dayanıklılığı ikisinin de inanılmaz ama nasıl farkları var? Valla ee, vallahi ee, zor soru. <gülüyor> <gülüyor> yani cevap verirken biraz düşünmek gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bence benzer kaliteleri oyunu. Yani şu anda ben Sasha Boya baktığımda da Ferdi Kadıoğlu'na baktığımda da benzer bir kalite görüyorum. <laughs> Ama bu genel kaliteden kastım. Yani oyuncuların tabii ki farklı özellikleri var. Ama genel bir sahabe kalitesi olarak baktığım zaman benzer seviyelerin oyuncusu gibi geliyor bana ki muhtemelen ikisi de Türkiye'de çok uzun vadeli olmayacaktır. İkisinin de Benzer bonservis ücretlerine gideceğini düşünüyorum ben şu anda. Belki Sacha Boyen'in şöyle bir avantajı olabilir bonservis olarak. Fransa pasaportu var yani. Ferdin'in Hollanda olabilir mi? E, olabilir ama yani sonuçta... Hmm. Yani Türk oyuncu olunca, evet, evet. E, Türk oyuncu olarak bakılıyor. Türk milli takım oyuncusu. E, diğer oyuncu Fransa, Fransa altyapısı. Hmm. E, Hollanda altyapısı tabii ki önemlidir ve bir akçıya geçer akçe olur. Hmm. Ama genel olarak bakınca yani ilk bakışta Fransız ve Türk oyuncu olarak bakılacak iki oyuncuya. Ee, böyle net pasaportlar fiyat olarak biraz daha garanti görüldüğü için biraz daha fazla para edebiliyor. Ama bunların çok fazla şey değiştireceğini düşünmüyorum. Ee, hakikaten ben kaliteleri benzer e, buluyorum. Ama tabii birbirlerine karşı üstün oldukları yerler var. Yani mesela şimdi Saça boy bir savunma oyuncusu bence. Hakikaten bir savunma beki. En azından bunu gördük. Bu sezon itibariyle Sacha Boye'nin daha güçlü, net bir şekilde, yani bunu aslında ilk geldiği dönemde de görmüştük de e, savunmasının hücumuna göre çok daha net ve güçlü olduğu e, ortada olan bir oyuncu Sacha Boye. Ferdi için tam tersi. Ferdi bir teknik kalite oyuncusu. E, onun da hücumu savunmasından e, biraz daha önemli ama ikisi de e, bu işi çok dengeli yapabiliyor. Yani Sacha Boye'nin e, temposuyla, atletizmiyle ki atletizm yönünden Ferdi'ye göre net üstünlükleri var hücuma çıkışları, bindirmeleri son derece değerli ama mesela orta kalitesi, pas kalitesi Ferdi'ye göre daha düşük. Yani 3. bölgeye geçtiği zaman final pasında Ferdi'ye göre biraz daha zayıf atıyor ki ikisinin orta kalitesini değerlendirince de orta oranlarına, başarı oranlarına baktığımız zaman Ferdi'nin net bir üstünlüğü var bu sezon ligde bunu da görebiliyoruz. final paslarında Ferdi daha değerli ama şunu söylüyorum yani Saşa Boya net bir savunmacı iken son derece iyi hücum çıkışları yapabiliyor ve en azından ya, orayı dömesini sağlıyor sağ öndeki oyuncuyla beraber ki Rusya ile beraber e, Rusya'nın takıma girmesiyle birlikte çok iyi bir ikili kurmuşlardı. Ferdi içinde hücumlar daha yukarıda ama bakınca kötü bir savunmacı demiyorsun. Evet. Belki ilk oynamaya başladığı dönemde sıkıntıları vardı ama savunmacılık yönünden de çok ciddi mesafe kat etti. Yani birinin savunma hücumu yukarıdayken savunmacı da çok gerisine değil. Diğerinin savunmacılığı yukarıdayken hücumculuğu çok gerisine değil. O yüzden aslında yani hangi oyuncu daha iyi? Hakikaten net cevap vermek kolay değil. Benim gördüğüm şu ama şunu söyleyebilirsin. Yani biraz da mesela takım yapısıyla alakalı olabilir bu abi. Yani bir takım için Ferdi daha doğruyken başka bir takım için, başka bir kadro için Saşa Boya daha iyi bir oyuncu olabilir. Mesela sol bekle çok alakalı. Mesela sol bekinde savunmacı, stoper bir bek varsa o zaman Saşa Boya ile beraber biraz sıkıntılı bir ee, hal alabilir işler senin için ucunda. Bir stoper bekin varsa Ferdi daha doğru bir ee, tamamlayıcı olabilir. Ya da çok hücumcu bir bekim varsa, o zaman da saça boyu daha doğrudur. Büyük ihtimalle. Biraz daha Kunde modeli işte, hani. Mesela ee, ya da mesela işte son dönemde çok moda bir bek içeri atıyor. atıyor. Ha, Zinchenko gibi bir oyuncun varsa içeri sokuyorsan sol bekini, yine saça boy senin için daha doğrudur. Hmm. E, ama mesela çok üçüncü bir bekle Ferdi Kadıoğlu iyi performans veremez değil e, demek anlamına gelmiyor bu. İyi performans veremez anlamına gelmiyor daha doğrusu. Çünkü ee, çok hücumcu bir ekim vardır. Ferdi'yi de e, sağ beke koyarsın. Harika bir kapatıcı 6 numarayla beraber 6 numarayı iki stoperin arasına soktuğun ve bekleri gönderdiğin bir düzen de ortaya çıkabilir. Ee, o nedenle dediğim gibi birbirlerine karşı bazı üstünlükleri var. Ee, mesela Ferdi çok daha net bir <laughs> Gördük. <gülüyor> yani bu, son golle alakası değil. Yani hakikaten şu tehdidi olan bir oyuncu. Hücumlarda çok daha başarılı ama mesela Saçaboy'un da şu katkısı çok büyük bence. Galatasaray'ın oyununa inanılmaz bir boyut katıyor. Ee, geçiş savunmacılığı. Evet. E, akıl almaz. Mesela Ferdi bunu alamadı Jorge Jesus. Hmm. Şimdi sezon başından ilk 10 haftadan sonra Fenerbahçe'nin arka tarafta verdiği alanların daha iyi değerlendirildiğini gördük rakip takımlar tarafından. Mesela Ferdi sağ bekte o geçiş savunmacılığını yapamıyordu. Çünkü sol bekte de işte, Alioski, hmm. Lincoln e, gelene kadar net bir sol oyuncusu da yoktu Fenerbahçe'nin. Ağır stoperler ağırlıklı bir şekilde geçiş savunmasında çok zorlanıyordu Fenerbahçe. Mesela Bright Osei Samuel'i sezon başında ilk 10 haftada hiç değerlendirmedi neredeyse Jorge Jesus. Bright Osei Samuel'in bu düşüş döneminde daha fazla sağ de, sağ kanat bekinde, üçlü savunmada da, dörtlüde de oynaması nedenleri bence o geçiş savunmasında Bright'i kullanabilmek. E, Jorge Jesus tarafından. Mesela Bright'in yaptığı işi Boe tek başına mükemmel bir şekilde yapabiliyor Galatasaray'da. Ferdi Kadıoğlu mesela o yönden çok iyi değil. Ee, ki bu da önemlidir. Yani Fenerbahçe gibi Galatasaray gibi e, bu ligde 20-25-30 maçı domine ederek oynayan e, daha çok topa sahip olan, rakip yarı sahaya giden, savunma hattını öne çıkarmaya e, teşhide takımlarda bir bekten çok iyi bir geçiş savunmacılığı alıyorsan bu çok büyük avantaj haline gelebiliyor. İşte bu elinde bu katkısı var. Birebirlerde mükemmel. Ferdi'ye göre yani birebir savunmacılıkta inanılmaz. Bence yine mesela bu 12 maçlık galibiyet serisinde Ağırlıklı bir şekilde dikkat ettim abi. Ee, rakiplerin daha iyi oyuncuları hep sol ön oyuncularıydı. Sağ ön oyuncularına göre. Ve hepsini hemen hemen mükemmel savunan bir boy vardı. Başta Fenerbahçe maçı olmak üzere. Geçemiyorsunuz kolay kolay boyu. Ben sezon başından beri e, dağıldı. Bak, bir maçı bırak dağıldığı bir periyot hatırlamıyorum bir e, hücumcuya karşı. Bu inanılmaz bir şey mesela. Bir de, ikisinin de böyle ilginç hikayeleri var ya Ferdi ilk geldiğinde kimse şu anda Fener'in asıl sağ beki sol beki olacağını tahmin etmezdi. Boye sezon başında kam kadrosuna alınmamıştı. Hani herkesin gönderilecek ilk oyuncusuydu Galatasaray evet. O da çok sürpriz abi. Yani evet. çok sürpriz. Kesinlikle. Ya ben mesela ilk geldiğinde ilk 2-3 maçında çok fark yarattı ya Saşı Boye. Evet. Ben orada mesela aşırı etkilenmemiştim Boye'den. Ee, çünkü bana hücumda çok savruk gelmişti. Ve rakipler biraz öğrendikten sonra etkisinin azalacağını düşünüyordum. Zaten sakatlandı ondan sonra uzun bir ara yoktu. Sakatlı sonrasında da dönemedi mesela oyuncu. Ha, hakikaten benim de Galatasaray adına mesela umudumun, umudu kestiğim oyunculardan biriydi o. Hiç saça boyadan katkı gelmez dediğim bu sezon oyunculardan biriydi. Herkes öyle diyordu. Bambaşka bir şey oldu. Ferdi'nin de başka bir hikayesi var zaten. Ee, umut yönünden ya da hayal ettirdikleri yönünden. İşte orada Vitor Pereira'nın çok büyük payı var. Evet. Ama şunu söylemek gerekebilir yani iki oyuncunun da eğer birkaç seviye üste çıkmaları gerekiyorsa daha zayıf olan özelliklerini yani Boye'nin hücumculuğunu, final paslarını, teknik kalitesini Ferdi'nin de ne olursa olsun gelişmesine rağmen savunmacılığını en azından 1-2 üst kademeye çıkarmaları lazım. Son olarak Ferdi ile alakalı şunu sormak isterim. Sonuçta bir orta saha oyuncusu olarak geldi ülke ama Beke evrildi. Sence artık nihai mevkisi Ferdi Kadıoğlu'nun Bek mi yoksa yeniden bir orta saha ya da farklı bir mevkide izler miyiz ileride? Ya kesin konuşmamak, konuşmamak lazım. E, çünkü oyuncunun profil yerleştikçe, işte fizik arttıkça vesaire şimdi mesela bir hoca gelir onun 8 numara yatar. Bambaşka bir 8 numarada çıkabilir oyuncudan. Ama ben artık yani e, bek olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok değerli bir şey çünkü. E, bu kadar az bulunan bir e, pozisyondan her ülkede var bu. Yani sağ bek, sol bek her ülkenin hemen hemen İngiltere'yi dışarıda bırakıyor. <laughs> Ee, sıkıntı yaşadığı mevkiler çok doğal bir şekilde. Çünkü abi stoperler, orta sahalar, ön kenar oyuncuları, santrforlar. Yani zaten oyuncuların olmak istediği pozisyonlar bunlar. Oralarda olamayan oyuncular biraz buraya doğru döndüğü için buradaki kalite genel itibariyle dünya genelinde de diğer pozisyonlara göre biraz daha düşük. Geri Nevel mı diyordu kimse bek olmak için başlamak? Geri Nevel diyordu abi. Yani <laughs> hakikaten kimse ben sağ bek olacağım diye yola çıkıyor Aynen. futbola başlarken. Ama e, çok da iyi bir kariyer planlamasıdır aynı zamanda. Ha. Trent'in mesela buna dair mükemmel bir açıklaması var. Şeyi hatırlıyorum. E, numara oynuyor biliyorsun. Orta saha oynuyor çocukluk döneminde. Çocukluk gençlik geçişlerinde. E, oturuyorlar. Galiba Inglethorpe'du. E, adamın adı neydi? Joe Inglethorpe muydu? Bakayım. E, Liverpool'un altyapısı direktörü, baş direktörü. Alex Inglethorpe. Alex, Alex Inglethorpe, hmm. Alex Inglethorpe ve birkaç hoca ile beraber oturuyorlar. Birlikte, birlikte karar veriyorlar abi. Hocalar diyor, ya bak A takımda sabekte bir boşluk var. Değerlendirmek ister misin? Trent düşünüyor, mantıklı geliyor. Yani orada sağ olarak ben bu takıma giremem ama sağbek olarak girebilirim diye. Hocalarıyla beraber karar veriyorlar ve mesela e, Trent'in trendin sağdaki e geçişi altyapıda tamamen bu toplantı üzerine ortaya çıkıyor. Mesela Ferdi'nin de şey açıklamasını gördüm geçtiğimiz aylarda. Ersun Yanal onun sağbek oynatmak istemiş, direnç göstermiş ilk başta. Evet, Ersun Bazı de... oyuncular da direnç gösterebiliyor. Olabilir, çok doğal bir şey. İlk Ersun Hoca düşünmüş. Ersun Hoca da muhtemelen benzer şeyler düşündü, hayal etti Ferdi ile alakalı ki hakikaten Ferdi'nin birkaç sene önce teknik kalitesi sol önde sağ önde oynamak için de böyle çok ideal gözükmüyordu evet. abi. Evet. Çünkü orada orada olmak için çok skorer olman lazım. ya, ya çok skorer olacaksın abi ya çok yaratıcı olacaksın. Hı hı. Ferdi'de de sanki ikisi de çok yok gibiydi. Yani her şeyden biraz vardı Ferdi'den ama yani Fenerbahçe seviyesinde bizim ligin en üst seviyelerinde sol ön sağ ön on numara ya çok skor yapman gerekiyor ya çok yaratıcı oyuncu olman gerekiyor. Ferdi'nin o konuda mesela bir şey hayal ettirdiğini ben o dönem için çok fazla zannetmiyorum. Ama Sabek'e geçtikten sonra e, Vitor Pereira burada hakikaten şey vermek gerekiyor, payı vermek gerekiyor. Başka bir oyuncu izlememizi sağladı bizim. Evet haftanın en hızlısını kapatalım Türknet'te. Sonrasında Premier Lig'le devam edelim. Ne yaşadık biz dün öyle? 7 e, tane attı Liverpool, Manchester United'da. Şöyle ilginç bir şey var. E, Manchester United Barcelona'yı eledi La Liga lideri. E, Real Madrid Liverpool'a 5 attı. Ee, şimdi Liverpool Manchester United'a 7 atıyor falan böyle e, ilginç bir üçgen oluştu. Bunun yanı sıra da Klopp şöyle diyor, e, bu bir mesajdı biz hala buradayız ve canlıyız böyle devam etmeliyiz evet. dedi. Gerçekten bir böyle diriliş maçı oldu herhalde Liverpool için. Bence de öyle yani evet izlerken ben de şeyi düşündüm ikinci el özellikle. Ya işte abi bu takım da Liverpool. Yani evet. sezon başında Liverpool benim yine aynı şeyi söyleyeceğim ben. City ile beraber en büyük iki şampiyonluk adayımdan biriydi. Hmm. Yani. E, orayı, oranın takımı zaten Liverpool ama işte çeşitli faktörler, sakatlıklar, o su bu su, e, bazı şeylerin iyi gitmemesi, Jurgen Klopp'un muhtemelen bazı şeyleri kontrol edememesi vesaire derken bir anda acayip düşüş gösterdiler ama e, muhtemelen United'dan daha iyi bir takım zaten. Hmm. Bakınca genel itibarıyla. Ee, bir taraf biri çok yeni. Hocasıyla daha işte iyi sezonu tamamlanmamış. Birinin hocası 6-7 yıldır takımın başında. Ee, kadro kalitesi olarak da Liverpool'un ben genel itibariyle önde olduğunu düşünüyorum. Evet. Mesela sen az önce güzel bir üçgenden bahsettin. Liverpool 7 attı. Puan farkını 7'ye indirdi mesela United'la. Evet. O da var yani işin içerisinde. Ee, ne düşünüyorsun maçı? Maç izledin mi? Ee, i̇kinci yarıyı izleyemedim. Yola çıktım maçı anlatacak. Daha benim önem verdiğim bir tarafı ilk yarı zaten. Ne düşünüyorsun ilk yarı izlerken? İlk yarıda ne düşündün yani? Abi, e, yani Manchester United'ın daha iyi olduğunu bile düşündüm. Hani e, kaçan pozisyon. Ya, hatta aklıma gelen maçı direkt söyleyeyim abi. E, Fenerbahçe Galatasaray 6-0. Sonra skor tabii 7-0 olunca geldi. Ya, o maçta da Galatasaray hiç kötü değildi. Hiç kötü Kaçanlar direkten dönen bir o, top var yanlış hatırlamıyorsam. E, sonra ikinci yarı işte yoldaydım. 7'yi gördüm. Yani nasıl olur dedim. Neydi peki yani ilk yarıda bu kadar pozisyon bulan United'ın böylesine dağılmasının sebebi sen neler gördün? Ya o şey söylediği gibi muhtemelen. Yani tam bir total bir dağılma, ha. total bir aklını kaybetme durumu. ikinci yarıda olan şeyler. İlk yarı izlerken ben de benzer düşündüm seninle. Hatta yani şöyle ilk 15 dakika izlerken şey dedim, inanılmaz maç olmuş. Yani i̇nanılmaz maç oluyor dedim 15. dakika civarı. Ee, Mesela ilk yarım saat bence de United için işler daha iyi gidiyordu. Bak ilk 30 dakika için bunu söyleyebilirim. 30'dan sonra Liverpool yavaş yavaş böyle kontrol eline aldı ve işte 40 civarı, 41-42'ye gibi gol. gol. E, o kontrolün yavaş yavaş Liverpool'a geçmesiyle geldi gibi biraz. Ama ilk 30 dakika bence daha net bir şekilde sahada istediğini yapan taraf United'tı. E, ama iki tarafta bu yarım saat içerisinde hatta bu ilk yarı içerisinde müthiş bir pres koydular. Koymuşlar daha doğrusu. Maçı sonra izlediğim için söylüyorum böyle. Ee, inanılmaz bir pres maçı olmuş. Yani Liverpool'un da United'ın da karşılamasını ben çok beğendim. Yani hiçbir şekilde oyun oynatmadılar birbirlerine. ilk yarıda. Ee, sürekli önde kazanıp bir şeyler yapmaya çalıştılar. United belki işte bir gıdım daha fazla pozisyon buldu. E, o süreçte ama e, Liverpool'un da önde baskıyı son derece yaptığını söylemek lazım. United mesela hiç oyun kurmaya çalışmadı o yüzden. İki takımda yani Liverpool daha birebir bir bastı benim gördüğüm. Ya da, 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 daha doğrusu şöyle söyleyeyim o klasik baskısını yaptı. United'da ise birçok takıma karşı gördüğümüz o biri bir baskıyı görmedik. Muhtemelen abi şeyden çekindi Erik ten Hag. Yani hem Cody Gakpo, hem hmm. e, Darwin Nunez, hem de Salah. Üç tane geçti. Çok etkili oyuncu ve iki tane anomali var orada. Yani Gakpo'nun ve Darwin Nunez'in fizik kalitesine göre o hızları, hmm. çabuklukları acayip e, bir noktada. Ee, güçlü oldukları için de çok uzun mesafeyi aynı anda gidebiliyor bu oyuncular. Bunu gördük yani. Birkaç pozisyonda gördük. Ee, muhtemelen o üçe karşı 3 üç kalmamak için arkada bir fazla olmak için önden biraz eksilmiş. Yani şöyle bir şey yaptı. İşte Vegors yine 10 numarada başlattı. Rashford center Sol buruna yapmış bu kez. Sağ Anthony. Rashford ile iki, şey, iki stopere gitti. Şey, i̇ki gitti. Yani bir topere hep boş bıraktı. Yönlendirme yapmaya çalıştı Rashford'la. Vegors şeyi tuttu. Fabinho'ya gitti. Ee, i̇şte kenar oyuncuları zaten beklerin üzerindeydi. Ama önde bir eksiklerdi. Önde bir eksik oldukları için de şeyden destek almaya çalıştılar. Mesela Anthony e, zaman zaman beki bıraktı. So bir sopere gitti ama bir sopere giderken Yönlendir Andy ile şeyin arasına girdi. Soperin arasına girdi ve şey yaptı. Orada gölge markaj yapmaya çalıştı. Ee, yani iki oyuncuyu tek oyuncuyla kontrol etmeye çalıştılar. Solda ve sağda. Böyle eksiği kapatmaya çalıştılar ve arkada daha fazla olmaya çalıştılar. O yüzden de mesela çok fazla bir şey vermediler Liverpool'a. Ee, ki buna rağmen de öndeki baskıyı da bayağı iyi yaptı United. Bu başarılıydı bence. Ee, Liverpool biraz daha birebir baskıya gitti. Onlar da zaten işte o birebir baskıyı görünce e, hem çok güçlü oyuncular hem çok kuvvetli oyuncular, baskıyı da iyi yapan oyuncular Eric Targat'a zaten sürekli uzun vurdurdu. Yani şey uzun vurdu, DH uzun vurdu, soperler uzun vurdu. Oyun kurmaya falan çok çalışmadı. Fred'i sürekli Henderson'ın üzerinde gördük. Hmm. Yani Vegors Fabinho'yu kapatırken Fred sürekli Henderson'a çıktı. Henderson'ın derine geldiğinde. Bayağı sıkıntı yarattılar yani Liverpool'a. Ama işte 43'te gelen gol bir şey yok. Çok normal. Yani Liverpool'a karşı deplasmanda 1-0 geriye düşebilirsin. İlk yarı yani 1-0 Liverpool üstünlüğüyle bitmeyecek bir ilk yarı da değildi. Ama işte ikinci yarı ile beraber zaten 47-50 mi goller? 2-3. Yani 47-50, 48-51 falan o civarlarda geldi 2-3. 3'ten sonra kontak kapandı şeyde United'da şeye dikkat için, dikkat ettim. Yani Gakpo abi Klopp'un için, Klopp için laboratuvarda özel olarak üretilmiş bir oyuncu gibi değil mi ya? Yani uzun, fizikli, teknik böyle çok mevkide oyuncu. Bitirici. Bitirici. Yani bu kadar uyacağını ben tahmin etmemiştim. İnanılmaz. Mesela olur. ben de şunu söylemiştim Gakpo ile alakalı. Geldiğinde burada konuşmuştuk bir programda. Ee, Sol kenar olmayacak kesin demiştim. Yani Santrafor bu boyunca çünkü yani Premier League için kenarda oynamaya çok uygun değil. Hmm. Oyuncu Tipoloji. tipi. evet bence <laughs> öyleydi. Ama mesela çok büyük katkı alır mı ondan da çok emin değilim demiştim. Ki yani bu maç inanılmaz katkı aldı ama sezon genelini daha bilmiyoruz. Yani sezonun geri kalan kısmında ne yapacak bilmiyorum ama ya bu maç çok etkileyiciydi. Evet. Yani şiş, otta iki golü çok klas goller, çok kaliteli goller. Ha yani ilk gol mükemmel, ikinci gol daha mükemmel o, belki. Bitiriş çok zor abi. Çok ikinci de değil mi? Evet. Evet. Yani o kadar dar açıdan topun dibine gelerek ve direğin dibini görmek inanılmaz bir şey mesela. İleri giderken yani. Evet. E e böyle akarken. Doğru de. yani. Denilemesine pas gelmişken çizgiye doğru o topa dibine gelerek e şey yapıyor. Yani muhtemelen biraz da şans yanında ama mükemmel bitirecek ikisi de. E ve yani yanlış hatırlamıyorsam o ikinci attığı golde de hücum başladığında oyuncu kendisi diye hatırlıyorum. E evet. Güzel. Yani bir korner dönüşü diye hatırlıyorum. Hatta yani ben İlk 4 golden ikisini şöyle yedi abi United. Mesela bu Liverpool'a karşı yapmama gereken bir şey. Anlayabiliyorum. Tamam 2-0'dan 3-0'dan sonra biraz oyun disiplini gidiyor. 4. golü böyle yediler çünkü. 3. golü de böyleymişler diye hatırlıyorum. Bak ilk 4 golün ikisini şöyle yediler. Topu kaybettikleri anda bir korner dönüştü zaten. Topu kaybettikleri anda orta saha yuvarlağının önünde on oyuncu da United'da. Yani kaleciyi bırakıyorum. Son United oyuncusuyla kaleci arasında yarı saha ve orta yuvarlak var. Şimdi Liverpool'a olanları verdiğin zaman abi şey işte Nunez, şey Gakpo Salah değerlendirir. Jota değerlendirir, Diaz değerlendirir. Mane değerlendiriyordu bunları. Firmino değerlendiriyordu. Yani zaten bunun üzerine, bunları cezalandırma üzerine ana yapısını, ana planını inşa eden bir teknik adam Jurgen Klopp. Liverpool alanları vermeyeceksin. Evet. Verdiğin anda e, şey kalıyor eşin. İşte Allah'a dua ediyorsun o alan yani Liverpool topu aldıktan sonra Allah'a dua ediyorsun. Kaçırsınlar, son final pasını yapamamasınlar, bitirici vuruş yapamasınlar diye dua ediyorsun. Genellikle de yapıyorlar. Çünkü onun üzerine uzmanlaşmış bir takım. Ee, öyle bir problem gördüm mesela United'da izlerken. Ama dediğim gibi yani ikinci yarıda 2-0, 3-0 oldu. 51, 52 gibi 3-0 olduktan sonra kontak tamamen kapandı zaten. Ve ondan sonra e, United'ın kafasının maçta kalmadığını net bir şekilde gördük. Darwin Nunez çok dalgalı bir giriş yapmıştı Liverpool'a ama United'da iki gol attı, Newcastle'a gol attı. Yine Real Madrid-Everton maçlarında da tabela etkisi var. Aynen. Sence artık böyle buldu mu yolunu? Böyle mi devam edecek? Yoksa yine bir böyle istikrar problemleri görebilir miyiz oyuncuda? Onunla alakalı da şunu düşünüyorum. Ha bu zamandır belirtmeye de çalışıyorum. Bence santrifor olmaması lazım. En azından kısa vadede. Yani biraz daha lige uyum sağladıktan sonra, biraz daha Premier Lig'in taleplerine karşılık vermeye başladıktan sonra ki fizik olarak zaten buna e, çok rahat cevap verebilecek bir oyuncu. 9 numaraya geçip başka bir şey gösterebilir bize, kendini güveninin geçmesiyle beraber ama şu anda 9 numara performansından ziyade soldan geldiği denklemler e, çok daha tehlikeli bence. Hem rakip beklerle daha rahat oynayabiliyor, rakip bekleri fiziksel üstünlüğü daha iyi kurabiliyor. Hem de işte kanalı kuşatmayı çok seven bir oyuncu. Stoperlerin kucağında kaldığı zaman atlet sopeleri karşı o fizik üstünlüğünü o kadar rahat ortaya koyamıyor. Ama alan boşaltan 9 numaralarla beraber sol kenardan yaptığı çıkışlar çok değerli bence. Alanları da daha rahat bulduğunu düşünüyorum ben sol kenarda. Yani solda devam ederse ben çok iyi bir Liverpool oyuncusu olacağına eminim. Yani hızını aldıktan sonra çünkü o kütleyi durdurmak çok zor ama sabitken biraz daha boğuşabiliyorsun değil mi? Tabii. Ve hem öyle hem seni yavaşlatıyor, seni alanlarını kapatıyor 9 numarada oynamak. Hem de 9 numara oynuyorsan Liverpool gibi bir takımda çünkü domine eden bir takım. Yani Hı. 38 maçın 25'ini domine ediyor. O etmesi gereken maçlar. E, net bir bağlantı oyununa da ihtiyacım var. Sırtı dönük oyuna ihtiyacım var. Mesela o konularda da eksikleri var Darwin'in. O yönden de takımı geriye götüren faktörlerden biri olabiliyor. Bence 9 numarada. Ama sol kenarda ben geldiğinden beri çok beğeniyorum. E, o yüzden bu maçta da yani mesela Gakpo'yla da iyi bir uyum ortaya çıktı. Ben zaten çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hala öyle kendini güveni yerine geldikten sonra mesela bak bitiricilik problem gibi gözüküyor. Bence Darwin'in bitiriciliği problem değil. Bence çok iyi bitirici. Bence de öyle abi. Yani ama öyle bir başlangıç yaptı ki kendini güveni kaybetti, çok kaçırdı. o biraz yapılması neden oldu. Kendini güveni geldikten sonra mesela bence bitiricilik sorun kalmayacak. Ama başka sorunları tabii ki var. Yani teknik kalite, o bağlantı, pas. Yani dünkü başlarda böyle 2-3 tane çok abuk subuk <laughs> hedefe gitmeyen direkt oyuncu attı. Paslar gördük mesela. E onları da biraz törpülemesi lazım oyuncunun bence. Real Madrid maçında Salah Liverpool tarihinin Avrupa Kupalarında en çok gol atan oyuncusu olmuştu. Dün Premier Lig tarihinde Liverpool'un en çok gol atan oyuncusu evet. oldu. Artık kağıt üstünde de çok önemli bir yeri var Salah'ın. Yani iki listede de tepede olmak Liverpool gibi bir kulüpte çok büyük bir iz bıraktı. Devam ederken onu da hatırlatayım. İki gol iki asist dün. Yani çok etkiliydi ama... Yani son bir senedir Salah'ı izlerken biraz şey geliyor bana Daha odak noktasıydı bundan birkaç sene önce. Hmm. Salah'a baktığım zaman o kadar takımın odak noktası gibi görmüyorum artık Salah'ı. Bu tabii şeyle de alakalı olabilir. Takım düştü, hmm. işler iyi gitmedi, skorlar iyi gitmiyor. Skorlar iyi gitmeyince Salah'ın da biraz skor potansiyeli aşağı düştü. E bu da bize böyle hissettiriyor olabilir ama böyle Liverpool'un genel oyun yapısı içerisinde daha bir odak noktası gibiydi sağ önde. Hmm. Ve sağ önde aslında yani Santrafor gibi oynuyordu Birçok maçta ortalama pozisyonda, hemen hemen her maçta hatta en yüksekteki oyuncuydu Salah. Aslında takımın center yani sağ kenar dolmasına rağmen. Ee, o odak noktasını daha çok hissettiriyordu. Bilmiyorum kendiyle mi alakalı, kendi performansıyla da alakalı olabilir bu. Böyle eski havasında değil gibi geliyor bana. Dün belki şu işte o iki gol iki asist, belki onun da üzerindeki ölü toprağı anlatmasına yardımcı olur. Ama hem takım hem kendisi biraz o odak noktasını, odak noktalılığını ya da Salah'ın e, kaybettirdiğini düşündürüyor bana en azından bu sezon ya da son bir sene içerisinde. E, onun da tekrar ulak noktası olmasına ihtiyacı var bence. Arsenal'e geçelim mi? Arsenal'den acayip bir geri dönüş izledik. E, Bournemouth bir Santra setiyle e, attı golü. Arteta şey diyor, Yani biliyorduk bunu yapacaklarını, çalışmıştık ama berbat savunduk onu. Geride başladık maça diyor. Sonrasında 2-0'ın ardından e, işte neredeyse hiç katkı yapmamış bir oyuncu sokuyorsunuz oyuna Nelson Reis'i. E. E, bir gol, bir asist. Hani şampiyonluk geri dönüşü mü? E, nasıl buna dönüştü Arsenal? Abi öyle hissettiriyor valla. Son dört maçlarını kazandılar yine. E, o City galibiyetinden sonra diye hatırlıyorum. Villa, sonra iki tane maç Leicester, e, evet, Everton canım. ve bu maç değil mi? Dört, dört galibiyet oldu. E, ikisi i̇kisi son dakika, e, hatta son saniye golleri neredeyse. İşte şey, Villa 2-2 iken yani 90 artı 3, 90 3-2, 4-2 oluyor sonra. E, bu maçta tam son saniye son golü. Ya, biraz onu hissettiriyor. Mesela ben puan kaybı olsa City'nin şampiyonluk ihtimali daha yüksek hale gel gelmiş olacaktı bence. Ben hala bak bunlar şampiyonluk emaresi gerçekten ama hala net avantajlı diyemiyorum şey Arsenal'e. Çünkü bunun en büyük faktörü şu abi şu anda puan farkı 5, değil mi? Hı -hı. Yani real puan farkı 5 şu anda iki takım arasında. Evet. Ee, şimdi City Arsenal maçı var. Hı -hı. O maçı City'nin kazandığını düşünelim. 2. Ki kazanma ihtimali e, daha yüksek abi Arsenal'e göre. Evet. Yani Bavor'u çıkacak yani. Yani şey maçını bile, deplasmandaki maçı bile ne kadar hedef maçı yaptıkları zaman ne kadar iyi oynadıklarını ve galibiyeti elde ettiklerini gördük. İsa'da da yenmeleri sürpriz olmayacak Arsenal'i. Aslında iki puan diyebiliriz. Şimdi eğer real puan farkı 2 olarak değerlendirirsek City kazanırsa o maçı, kalan maçlara bakınca Arsenal'in füstürü sıkıntılı abi. Fulham, Liverpool, Newcastle deplasmanları var Arsenal'in. City de ile beraber. Evet, evet. City yani. Ya yani bütün zor maçlar deplasmanda. Hı -hı. Abi City'nin büyük maçlarına baksana. Ee, bak Arsenal maçıyla beraber bir tane daha zor maçı var. Chelsea miydi? Ee, evet, Chelsea olması lazım. Tottenham var mı? City'nin mi? Evet. Hemen. Yani benim hatırladığım City'nin de bütün zor maçları, bütün hedef maçları içeride. Ee, Liverpool içeride, City'de. Arsenal ile içeride, Chelsea ile içeride. Deplasmanda Southampton, Brighton, Fulham, Everton, Brentford, Palace gibi daha orta takımlar. Yani biri 3 tane hedef maçı deplasmanda oynarken biri 3 tane hedef maçı içeride oynuyor mesela. Ki zaten işte biri e, karşılık oynayacakları maçlar. Şimdi bence bu bir avantaj, ciddi avantaj bu. Ee, ki sezon sonu geldiğinde işte o final anında işler kafa kafaya gittiği zaman Arsenal'in bütün bu geri dönüşlere rağmen yine tökezleme ihtimali siteye göre biraz daha fazla olabilir. Ama City de işte beklemediğin puan kayıpları yapabiliyor. Beklemediğin yani mesela iç sahada oynayacak bütün maçları dedik ama belki o maçları kazanacak ama mesela Fulham deplasmanında evet. Palace deplasmanında çok beklemediği bir mağlubiyeti alabilecek bir takım. City en azından bu sezon bunu hissettiriyor. O yüzden hala küçük avant yani hala küçük avantaj bence Arsenal'in elindeki. E, o nedenle mesela şeyi çok gördüm. Artık şampiyonuz buradan bırakmayız diyen Arsenal çok fazla. İngiltere'de de çok fazla. Bence hala ana resim öyle değil. Henüz değil bence de. Ama tabii yani bunlar çok değerli galibiyetler abi. Yani bu kadar fazla testten, evet. bu kadar genç bir takımın bu kadar yeni bir takımın bu kadar sağlam çıkmayı başarması üst üste çok değerli. Aklıma şey geldi maçı izlerken. Sen sürekli Arsenal'in işte bir testi daha olacak, bir sınavı daha olacak diyorsun ya. O, o 12. kez falan soruyorum yani. <laughs> yani şey düşündüm. Yani Bu maç test değil diye düşünmüştür herhalde Emre dedim ama 2-0 gerideler. Ee, ama şöyle diyor Arteta. 2-0'dan sonra şeklimizi kaybetmedik, <laughs> disiplinimizi kaybetmedik. Basit şeyleri doğru yaptık. E, olgunluk ve direnç gösterdik. Herhalde geçen sezonlara göre e, farklı bir Arsenal. Bunları yapabilen bir Arsenal. Evet evet. Yani ben de onu izlerken gördüm. Ya bunun da bir şey de çok büyük faktör abi. Ee, Thomas Partey'in hemen yani 2-0'dan sonra 2-3 dakika ya da 5 dakika içerisinde gelmese golü hmm. e, ciddi sıkıntı olurdu. Orada 2-1 bulunca bir anda takım da yukarı çıktı zaten. Ee, o da bir şans oldu Arsenal için ama hakikaten şey yaptılar. Yani 2-0'dan sonra bir 2 dakika şey gördüm izlerken. Ben bu maçı da sonra izledim. Ya o yani böyle dağımak üzerlermiş gibi hissettirdi. Çok ee, anormal de değil. Yani ligin sonuncusuyla oynuyorsun, İtsada oynuyorsun ve dakika 55 iken skor baktığında 2-0 geride görüyorsun kendini. Yani oyuncuların orada sarsılması da o an için sarsılması anormal de değil ama çok çabuk toparladılar. Gol değişti o toparlanmalarına biraz yardımcı oldu gibi. Yani mesela o gol o anda gelmese e, çok zor olabilirdi geri dönüş. Fakat yani e, ben de o 2-0'dan sonraki 2-3 dakika dışında hakikaten disiplin oynamaya çalışan ve aynı oynamayı oynamaya çalışan bir Arsenal gördüm e, maçın geri kalan bölümünde. Ama Arteta'nın artık şunu yapması lazım abi bence. E, anlayabiliyorum sporting maçı geldiği için de yine rotasyon yaptı. Ama abi en azından yani Ben White'i e yedek bırakma abi artık. Hmm. Yani Ben White bilmiyorum e, ilk yarının bence en değerli sabek e, performanslarından biri hatta belki en iyi sabekiydi Premier Lig'de. Ee, bak, City maçını o yüzden kaybetti Arsenal biraz. Yani City çok iyi oynadı o maçta ama Tomiyasu o hatayı yapmasa e, o maçın sonucu öyle olmayabilirdi. Çünkü bak 1-0 geriye düştü, 1-1 yaptı ama işte yani 1-0 geriye düşünce 1-1 yapman, yani ikinciyi bulman gerekiyor. City'ye karşı bu çok kolay değil. Bir tane daha rakip buldu, bir pozisyon daha değerlendirince hop tekrar geriye düşüyorsun. Yani e, City gibi hedef maçlarda 1-0 geriye düşmek çok e, işinizi zorlaştıran bir şey. Ta ki e, Tomiyasu yüzünden geriye düştü. Ha, bu maçta öyle değil belki durum ama ilk yeri çok kötü oynamış abi yine. Zaten şıkır kalktı oyuna soktu Ben White'ı. Hmm. Ee, ve çok pahalıya mal olabilirdi bir kez daha. Ee, en azından Ben White üzerinde bu kadar fazla rotasyon yapmaması gerekiyor. Zaten Tomiyasu ilk geldi ben ha, stoper orijinli bir oyuncu abi evet. Tomiyasu. Ben stoper olarak adımını düşünmüştüm. Çünkü Gabi elinde hem sakatlık hem de böyle istikrar problemleri vardı o dönemde. Ama bir anda Sabek'e koydu. Çok da iyi oynadı ilk başta. Ama işte gelişin oyun içerisinde Tomiyasu'nun topla olan sıkıntıları çok fazla olumsuzluk getiriyor Arsenal'e. E. Arteta'nın biraz buna dikkat etmesi gerekiyor bence. Yani e, prem, şampiyonu bu kadar önemliyken Premier Lig'de artık bu kadar sonuna kadar gelmişken belki de Avrupa Ligi'ni evet. sallaması lazım biraz. Bir şey vermeyecek ya bu. Avrupa Ligi'ni tamam kazansa iyi olur tabii ki Arsenal'de. Zaten gidiyor şampiyonlar ligine. Ha gidiyor zaten. O yani öyle bir derdi de yok şu anda. Ee, ana hedef bence burası olmalı. Şeyde değerli midir ya? Zinchenko bu maçın aynısında neredeyse 10 ay önce üstünde mavi bir formayla oynadı <laughs> City Şampiyon. Bille karşı. Evet. Ha. Şimdi e, yani çok benzer iki maç. E, yine sol bekte Zinchenko. E, belki o böyle onun sakinliği, e, soğukkanlılığı da katkı yapıyordur. Allah Allah bak. Yanlış mı hatırlıyorum? O maçta da Rodri e, i̇lk gol atmıyor muydu? İkinci golü mü atıyordu Rodri? İki gol, i̇lk golü mü? Bakmam lazım. Benim hatırladığım ilk gol atıyor. Yani 6 numara. Thomas Partey burada ilk gol attı. Orada da Rodri evet. sanki. Ya iki ya ikinci atmış. İkinci de olabilir gerçi. Hemen baktım. Orada öyle bir benzerlik İkinci gol Rodri asist İkinci Zinchenko. Ha, evet, sen yani. yorumcu muydun? Yorumcudum orada? mu? Zinchenko'nun oyununa dikkat çekmiştin diye hatırlıyorum. Aynen, Müthiş aynen. oynadı. Işte evet. Büyük pay sahibi falan. İnanılmaz oymuş o maç. Aynen çok çok iyiydi yani. Ya. E, geri dönüşün en büyük faktörlerden biriydi. Hı, Zinchenko mi? çok yürekli bir oyuncu zaten. Yani o mesela o maçta o karakteri göstermek... Evet. Ya Ukraynalı bir oyuncudan o karakteri beklemezsin o maçta. O maçta City'nin ilk, City ilk 11'indeki 7-8 oyuncudan daha büyük karakter ortaya koydu. Belki en büyük karakter ortaya koyan oyuncuydu. Ve gerçekten o maç ilk 11'de olmasa muhtemelen City e o dönüşü yapamayacaktı. Ha bu arada şunu da söylemek lazım. 2-0 geriye düşmelerinde de e, Zinchenko'nun savunmadaki dirençsizliği Geçişlerdeki, savunmadaki eksiklikleri de ön plana çıktı tabii. Onu da söylemek lazım. İlk golü oradan galiba. Zaten. İlk golü oradan yediler. Metikeş kesti, oraya geçtiler. Yok şey bu e, Bournemouth maçında da, ilk He. sanki sağdan geliyorlar. Doğru sağdan geliyorlar. Orta, arka direkte Blink sanki bitiriyordu ya da kale önünde bitiriyordu. E, güzel bağlantı aynen, doğru. Ee, o zaman şöyle bir seriyaya da geçelim. Ee, Sarri, e, Spalletti'yi mağlup etti. Napoli ikinci kez kaybetti bu sezon. Ee, böyle üretim problemleri yaşadılar biraz ama artık sezonun bu noktasında puan farkını 300'e çekmişken Napoli normal gibi geliyor bana bir yandan da. Ben Bence de normal. Ee, yani beklemedikleri bir mağlubiyet olduğu kesin. Ama yani şu Napoli'yi yenebilecek Asya'daki takımdan biri de Laz gerçekten. Bu sezon Sarri ile beraber enteresan bir şekilde iyi bir savunma takımı oldular. Hı -hı. Ligin en az gol yenen yani takımlardan biriydi zaten Lazio. Ve çok iyi savunma yaptı bence maçın genelinde. İyi hı, hı. İlk yerde özellikle yani tamamen kapattılar Napoli'yi. Hiçbir, şey Hiçbir şey vermediler. Hiçbir şey vermediler. tabii şu da var. Şöyle bir gerçek de var. Lazio bu kadar derinde savunma yaptığı zaman, bu kadar reaktif olduğu zaman kontralarda biten bir takım. Çünkü yani Immobile dışında ki Immobile artık yaşını almış bir oyuncu. Felip Anderson eski patlayıcılığı değil. Solda oynayan şey e, Zakanyi patlayıcı bir oyuncu değil. Felip Anderson'u çıkardı. Son bölümde son yarım saatte Pedro attı. 36 yaşında yani bitik bir oyuncu. O kadar derinde savunma yapınca kontraya çıkamıyor abi o takım. Luis Alberto zaten koşmuyor. Koşmayarak oynuyor futbolu. Benim koyu 1.93'lük bir orta <laughs> saha. Yani geçiş ve kontra yapması mümkün olmayan bir takım lazım. Hiç yapamadılar. Golü de zaten kontrol bulmadılar abi. Enteresan bir şekilde. Yani toplu bir şekilde rakip kaleye yarı sahaya gittikleri Asya'daki pozisyondan birinde top bir şeyler oldu. Hop önüne düştü. Asıldı Vesino mükemmel bir gol. ya. Yani, biraz şans galibiyeti ya da şans golü biraz. Yani o golü atacak herhangi bir şey göstermedi abi maçta. Kontra kalitesi göstermedi Lazio. Zaten maçın içinde de ben söyledim bunu. Ama işte bu oyun böyle yani. 35 tane bir vuruyor. O zaman o istatistikleri nereye sokacağını bilemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> da, şeye baktım geçen. E, Lazio maç fazlasıyla ikinciliğe yükselmişti kazanınca. Inter geri aldı ikinciliği ama e, ilk ikide bitirdiği son sezon Lazio'nun seri ayı Sven-Goran Eriksson'la şampiyonluk 99-2000. o e, ya. Yani 21. yüzyılda e, da... yok e, Lazio'nun ilk ikide bitirmişliği. Herhalde Sarri'nin kariyerinde de eğer başarabilirse bu ikinci sırayı almayı e, yine önemli bir yeri olacak. O ikiye kavuşturmak. Doğru, doğru ya yani. ben Sarri'yi çok başarılı buluyorum Lazio'da. Yani şu takımda, şu kadroyla e, oynattığı oyun da e, elde ettiği sonuçlar da gayet değerli. Genel olarak, yani Hoca... E, hoca'nın kariyerinin son 3-4 sene sezonundan çok memnun değilim. Bence daha farklı olabilirdi ama e, genel olarak da gittiği her takımda fark yaratmayı başarıyor bir şekilde. Yani Chelsea'de bile bir şekilde fark yarattı, Lazio'da da yarattı. E, bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Juventus dışında, Juventus'u dışarıda bırakalım ama Juventus'ta da zaten şampiyon olduktan sonra o takımın ne hale geldiğini gördük. Aynen öyle. Yani Juventus'taki sezonu da aslında böyle çok bir referans noktası değil bence Sarri ya da bir teknik direktör için. Zaten çok üşüşe geçmiş bir takımdaydı. Orada da bir şekilde şampiyon oldu. Ne olursa olsun. Sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi kutladı Juventus. Yani. Aynen. böyle dördüncülüğü inanılmaz kutladılar. O, o, önemli. Onun dışında söyleyecek çok bir şey yok. Yani ee... Napoli için Hayal kırıklığı oldu ama Yani bunun sonucu değiştirmeyeceğini ya. Hepimiz çok iyi biliyoruz O yüzden onların da böyle çok kafaya taktığı bir sonuç olmayacaktır dediğim gibi çünkü gerçekten Lazio Hakikaten e, Maçtan önce de bunu düşünüyordum Yani aklıma gelmedi değil e, Ters bir sonuç çıkar mı diye bunu yapabilecek Asya'daki takımdan biri bu sezon Serie A'da Bu arada Sven Goran Eriksson'un aldığı şampiyonu galiba son saniye, son maç şampiyonuydu değil mi? Abi onu bilmiyorum. Abi Inter son hafta e, şey ben yapıyor. Bakayım dur. Sahi bırakıyor Inter son hafta. Ben öyle hatırlıyorum orada. <laughs> Lazio son hafta şampiyon oluyor diye hatırlıyorum. O enteresan bir şampiyonluktu. Sven Goran Eriksson'u da hoca yapan. E, Juventus ikinci bitirmiş bir puan geride. O sezon. Öyle mi? Evet. Juventus'a Inter, Inter mi Juventus'u yeniyor son hafta? Bir şey oluyor. E, 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 Yanlış mı hatırlıyorum yoksa ya? Neyse ona yok. bakarız. Yani tamam. Bakayım. Öyle bir şey hatırlıyorum çünkü yani Lazio'nun şampiyonluğu ya o son şan, son dakika şampiyonluğu, son maç şampiyonluğu ya da bir tane şampiyonluğu son hafta kaybettiler. Ha, olabilir, olabilir. Belki de öyle, yanlış kalmış olabilir aklımda. 94-95'te ikincilik, 98-99'da ikincilikleri var mesela ondan bahsediyor olabilirsin belki. Son hafta mı? Ee, bilemiyorum. Tamam onu tamam. kontrol ederiz. boş tamam. ver O zaman Be A King etiketine gelen sorulara geçelim. Geçelim. Chakito 1917 sormuş. Bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için en büyük adayları kimler? Manchester City için bu sen, o sene bu sene olabilir mi? Olabilir. Yani her hafta, her sezon söylüyoruz abi zaten bunu. Olabilir ama şu olmuyor. Aman her sezon olabilir. Her sezon olacak gibi hissettiriyor e, sezonun bir aşamasında ama her sezon bir şekilde e, sona gidemiyorlar. Ama şey diyorsun sen. Hala andın gelişiyle e, değişebilir o hani daha evet. dayatamıyor. Yani bu, bu sezon gerçekten şey biraz. Çünkü en büyük şansları bence bu sezon takım kalmadı abi. Takım kalmıyor neredeyse çeyrek finalde. işte. Hep konuştuk bunu. Real şey, Liverpool'a gitti. Gidiyor yani görüntü itibarıyla. Yani o gitmesi için ikisinden biri gidiyor abi orada. Paris Saint-Germain'le Bayern'den biri gidiyor. Bir de City var zaten. He. Yani tamam Napoli de var. Bir takım da sürpriz yapabilir. Ee, mesela ben eğer Tottenham Milan'a geçebilirse Conte'nin hala ben çok ciddi sonuç çıkaracağını düşünüyorum ah. diğer takımlara. Ama önce Milan'a geçmeleri lazım. Mesela işte o ilk maç çok zarar verdi onlara. Çünkü biliyorsun 3 ortası hasta yoktu o maçta. Yani, skip'le kim çıktı? Skip'le şey işte o şey çocuk. Genç çocuk. Genç çocuk. Ee, Mat sar. Sar. Heh, sar sar aynen. O mesela maçı kaybettiren faktörlerden biriydi büyük ihtimalle Tottenham'a. Öyle bir şanssızlık yaşadılar. Geçerlerse son 8'de Conte Kane ve Sony'un her şey yapabilir abi. Ha. Melih Tek'e sormuş, ''Selamlar abi, dizi izlemeyi sevdiğini biliyorum. Sana göre gelmiş geçmiş en iyi 3 yabancı diziyi söyler misin?'' Yani en iyi mi, en sevdiğim mi? Sevdiğin diyelim yani. Sevdiğim mi? Sevdiğim dersem çok avuk bu sonuçlara girer. Sevdiğim dersem Dost'uz Krik. Güzel. 2, Lost'u yazarım mesela ikiye. Çünkü tamam. abi dediğim gibi yani bunu çok konuştuk burada. O bambaşka bir şey hissettiriyordu. Sen izledin mi Lost'u canlı? Ee, abi ilk sezonunu falan. Ama şeyi hatırlıyorum abi Lost'ta. Böyle hani... Işte, Yaşın yetmez ama senin Lost'ta. Ya işte abimle beraber böyle o daha çok işte, ciddi ciddi izliyordu. Ben tam anlamıyorum tabi. Lost şeydi sanki böyle torrentten indirilip evet. her hafta beklenen evet o ilk yabancı dizi i̇lk yabancı gibi kalmış aklımda. Yani bir alışkanlık oluşturdu. O kıymetliydi. Ve işte bir hafta boyunca o teoriler, meoriler herkes sayfalar sayfa yani... <laughs> Abi Lost çöpü diye bir şey vardı şu anda internetin derin dipsiz kuyularında büyük ihtimalle yani. Lost çok ciddi terabaytlar kaplıyor. <laughs> ee, yani onu yaptıran da ilk diziydi. O yüzden hissettirdikleri çok başkaydı yani o hissiyatı bir daha ömür boyu alamayacağız büyük ihtimalle. Heroes vardı izliyor muydu? süper kahraman? İ i̇zliyordum çok berbat. <laughs> evet ama çok. <laughs> çok çok umut vaat eden bir şekilde başlamıştı. Yani 5. 6. <laughs> bölümden sonra patatesle bağladı o. Korkunç bir diziydi ama... Güzel bir düşünce yani şey veriyorum Evet, evet. Ee, çabalarına, çabaların <laughs> e, çabalarını takdir ediyorum ama olmadı, beceremediler yani. İki Lost, üç bir tane daha. İki söyleyeyim. Lost, üç True Detective'in ilk sezonu abi. Benim en sevdiğim of, dizisi. Of, of. Ben bayılırım yani o. Abi onun bittiği an o şey giriyor ya, müzik. Evet. Ne, 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 ne. of. Çok özel bir dizidir. Ee, o kadar, bak o kadar etki yaratmıştır ki, her biliyorsun True Detective'in her sezonunu farklı bir Hı, -hı. hikayeyi işledi. Bambaşka karakterler. Her sezon karakter değişti ya 3'ten önce ya 3'ten sonra 4 için 4 olursa vesaire diye şeyi Raskol'u tekrar geri döndürmeyi yani daha doğrusu o ikiliyi geri döndürmeyi e, düşündüler. Görüşmeler yapıldı. Hatta Matthew McConaughey'nin onunla alakalı bir açıklaması var. Belki olabilir vesaire şeklinde ama sonra gerçekleşmedi. Yani o kadar etki yaratmış bir sezon ki her e, sezonu farklı hikayeyle çekmesine rağmen dizi ya da onu hedeflemesine rağmen bir şekilde oraya dönmeyi e, düşündürdüler. Ee, o yönüyle çok önemli. Ben izlerken çok yani hem çok geriliyordum hem çok heyecanlanıyordum hem karakterlere ve işte e, yönetimi şey yönetmenliğe hayran olmuştum. Bir dördüncü bölüm vardır abi ilk sezonda 15 dakikalık tek plan bir çatışma sahnesi mükemmeldir mesela şey e, Kerif Fukunaga yönetmen o dizini yönetmeyi zaten. Ondan sonra yönetmen de oldu yani birkaç filmde yönetti. Hı -hı. Ee, o dördüncü bölümü yönetmeni diye hatırlıyorum Fukunagayı tüylerim diken diken oldu. Çok şey severim bir yani. ya. İzlemeyen varsa da önerelim. Keyif alırlar yani. Hamkon sormuş. Selamlar. Osimhen'in geleceğini nasıl görüyorsunuz? Tam Manchester United oyuncusu değil mi? İnç. Evet, yüzde, yüzde tam Manchester United oyuncusu. Yani tam o, ta, o seviyen oyuncusu. Ee, ben herhangi bir takımda sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Guardiola... Guardiola'yla sıkıntı yaşayabilir. Onun için çünkü onunla... Holland'a sıkıntı yaşıyor onunla. Bakınca başka şevel istiyor çünkü 9 numarasından ama Guardiola gibi manyaklar dışında sıkıntı yaşayacağı bir takım yok bence yani o seviyenin oyuncusu her seviyede de fark yaratacaktır. Her şeyi yapabilen bir oyuncu çünkü. Çok yani ben bayılıyorum yani. De şey sanki ya hani Premier Ligi fiziksel olarak adapte olmak zor ya o simen bunu pek yaşamayabilir abi yani. yani. <laughs> arka arka baş yapar Premier Ligi öyle bir atletizme sahip. Tek sıkıntım yani zannetmiyorum çünkü o takım bak o takımla alakalı öyle bir şey var. Yani biliyorsun abi şey, o topraklardan küçültme yaş küçültme evet. örnekleri çok fazla çıkıyor. Ee, 17 yaş altı dünya kupasında çıkmıştı Osimen, Şeyle, e, Samuel Chukwueze, Osimen ve şey Kereci, envakali Ne en Emre diye hatırlıyorum. En Kalidi de o turnuvada zaten şey almıştı, Arsenal almıştı. O Simen o turnuvadan sonra Wolfsburg'a gitti. Chukwueze çok alakası bir yere gelebilirdi. şey şey yapmayayım şimdi, burada ayrıntı vermeyeyim. Aa. Çok alakası bir yere gelebilirdi. Olmadı. Aa. Olmadı. Ben mesela Chukwueze'yi çok beğeniyordum. Yani en beğendiğim oyuncu Chukwueze'ydi o turnuvada. Ama işte e, o çok özel bir takım olduğu için o takıma ben şey yapıldı diye hatırlıyorum. Ee, bu söylentiler çıkmıştı. Kemik testi yapıldı ve e, ve web sahibi kendi gerçek işine çıktı diye. Öyle öyle bir şeyler, öyle bir haberler vardı. Ee, ona dair bir şeyler okumuştum. O yüzden yaşayacak tek sıkıntı eğer öyle bir durum varsa o olabilir. Onun dışında sorun yaşama ihtimali olmayan bir oyuncu bence. nigerianfootball.com'la buzlar eriyor mu? <laughs> Yarın bunu da haberleştirmelerini <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> All of them are the real age. Cool espri bro. Teşekkürler. Dark Enes sormuş. Abi sence Neymar'la Ronaldinho arasında insanların düşündüğü <laughs> kadar fark var mı? Ben genel kanının aksine yetenek ve kariyer bakımından Neymar'ın daha üstte olabileceğini düşünüyorum. Daha üstü zaten muhtemelen. Yetenek olarak da mı? Yetenek olarak daha üstte olmasa da benzer yetenek tabii. Evet. Yani. Ve yani şu, belki Ronaldinho daha acayip şeyler yapabiliyor topla. Ama bu Neymar'ın yapmayacağı yapamayacağı anlamına gelmiyor. Ama Neymar o yetenekli Üst seviyede çok daha uzun süre mücadele ettiği için daha değerli hale geliyor evteni yani mesela daha düşük seviye ondan biraz daha düşük seviyeyse bile daha değerli hale gelebilir çünkü Ronaldinho'nun maalesef birkaç sezonu var abi işte yani en büyük şey o zaten ona dair yani, pek iyi bakmıyormuş kendine Aynen. <laughs> duyduklarımız kadarıyla ki bak bir şey diyeyim mi şey bana çok küçük bir oyuncu gibi geliyordu yani o kadar yeri sağlam basıyordu ki yani mesela omuz omuza girdiğin zaman yıkılmıyordur Messi gibi İlk golü galiba Barcelona'yla. Geçiyor orta sahada birini 40 metreden vuruyor, üst direkten çarpıp giriyor falan. O mesela güçlü. İlk golü mü o? Galiba öyle. kalmış aklımda abi. Olabilir. üç golü o yani. Korkunç yani. bir gücü vardı ya. Yani o güçle o yetenek birleştiği zaman zaten çok başka bir şey ortaya çıkıyor. Paraguay'da hapse girdi değil mi Ronaldo? Evet. Paraguay mı Peru mu? Ben Paraguay'dayım. Paraguay olabilir. Ve evet şey sorusu da geliyor şimdi. Gusto sorusu. Anıl Eroğlu. zirve bir cheesecake mi zirve bir profiterol mü? İkisi de böyle çok aşırı en sevdiğim tatlılardan değildir ama e, galiba cheesecake ya. Hangi cheesecake? Ne, neyle seversin? Frambuazlı, Fren. limonlu. Ee, i̇lla şey olmasına gerek yok. Bu arada çok güzel New York cheesecake'ler var abi. Mesela sossuz üzerinde herhangi bir şey yok. Sadece cheesecake. Sadece cheesecake abi. Yani o, o orayı çok iyi yapabiliyorsan zaten sosa ihtiyacın olmuyor. Sos biraz da şeyi kapatma aslında. Yani çok iyi olmayan o peynir katmanını çok çok iyi olmayan peynir kaptanını biraz ha. iyi al, çok iyi hale getirme e, hareketi. O yüzden mükemmel bir New York Cheesecake ki mesela bizim ofise çok yakın bir yer var. Önerelim mi? Önerelim. Ayça. Önerelim. Önerelim. Ay Ayça az Ayça'z daha doğrusu. Ayça'nın yeri. Öyle de bulabilirsiniz. Sanayi Mahallesi civarında. Yapıyorum reklam ya. Çok yap. güzel, çok tatlı bir yer çünkü. Genelde de şey yapıyorlar biliyor musunuz? Zaten perakende yapar... Yani Dilim satan bir yer değil. Yani biz gidince şey yapıyor da, asıl onlar hakikaten yapıp yolluyorlar yani. Tam, bütün olarak yolluyorlar. Ee, mesela mükemmel bir New York Cheesecake'leri var. Sossuz. Direkt peynir, altında şey katmanı. Tavsiye ederim yani. Kahvenin çok güzel bir eşlikçisi olduğu için ben biraz böyle kahveli iyi giden tatlıları e, ön plana çıkartıyorum. Profitero biraz daha çay tatlısı bence. Sen de daha çok çaycısın ama sanki. Öyleydim de biraz değişti son 2-3 yılda. Peki sonuna geldik. Teşekkürler canım valla yine aktı gitti. Valla keyifliydi. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. bu haftalık bizden bu kadar. Değerli izleyenler önümüzdeki pazartesi Tardini Büfe'de yeniden birlikte olmak değerli. Şimdilik hoşçakalın.